kayyumdan bakanlara yüz binlerce liralık tesbih iddiası mı? Kendisi mi? Bir bakalım. Dönemin kuruyla 605.208 lira değerinde size iki tane tesbih hediye etmiş. Parasını Mardin kayyumundan almış. Öyle bir şey yok. Abi. Almış efendim, Mardin kayyumunun defterlerinde, hesaplarında var. İsmimin geçtiği yerde de böyle bir şey de ben şey yapmadım. O yüzden arkadaşımızın iddiaları çok doğru değil. Muhalefet arşivi açtı. 2017 yılında Mardin'e kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın Cumhurbaşkanı ve bakanlara yüz binlerce lira değerinde tesbih hediyesi yeniden gündeme geldi. Hediye aldığı iddia edilen isimlerden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Plan Bütçe Komisyonu'nda böyle bir şeyi şey yapmadım, çok da doğru değil dedi. Bak Sayın Bakanım, bu tesbih tanesi için değmez. Fakir Mardin halkının kaynaklarını kayyumlar vasıtasıyla tesbih boncuğu gibi cebinize koyuyorsunuz. Bakın, Mardin'in atanmış kayyımı, bu da Süleyman Soylu. Bu kuyumcu, resmini göstererek söylüyorum, kayyumun yönettiği belediyeye fatura kesiyor. Fatura, tesbih ve takı faturaları. Açıkça yazmış, utanmak yok. 2017 yılı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk görevden alınmış, yerine kayyum olarak Vali Mustafa Yaman atanmıştı. Ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin ziyareti. İkili bir kuyumcuda tesbih inceliyorlar. O ziyaretten sonra kuyumcunun kayyum atanan Mardin Belediyesi'ne yüz binlerce liralık fatura kestiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve bakanlara tesbih faturası. Toplam 418 bin lira. Sadece Soylu'ya mı kesmiş? Mehmet Özasıki'ye, Abdurrahim Boynukalı'na, Fikri Işık'a, İsmet Yılmaz'a, şimdiki spor bakanı Osman Aşkın Bak'a iki kere 43 ve 40 bin liralık fatura kesiyor bunlar kayyuma ve bu faturalar ödeniyor. Bu Ahmet Türk size hiç 600 bin liralık tesbih hediye etti mi? Etmedi değil mi? Ama kayyumlar ediyor. Süleyman Soylu'ya etmiş. Süleyman'ınki biraz daha ucuz sizinkine göre. Niye bilmiyorum. Kayyumu da o atamıştı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgünalp bugünkü dolar kuru hesabıyla dönemin kayyum belediye başkanından yüz binlerce lira değerinde tesbih hediye aldığı iddiasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a sordu bütçe komisyonunda. Mardin Belediyesi'nin hesaplarında isim belirtilmek suretiyle fatura edilmiş ve fatura ortada. Belgeleri ayrı, onu yazabilir. Benim şeyim yok. Dolayısıyla bu noktada dediğim gibi çok doğru değil. Bakan Osman Aşkın Bak, belgesi olabilir ama çok da doğru değil dedi.